Şef Melati Yemeklerine hoş geldiniz. Bugün sizler için semizotu tariflerim var. Kışlık semizotu nasıl hazırlanır, nasıl saklanır ve videonun en sonunda da mükemmel bir semizotu salatası tarifini vereceğim. Özellikle diyet yapanlar için tam bir öğün olabilecek doyurucu bir semizotu salatası. Biz Malatyalılar semizotuna pirpirim deriz. Pirpirim olarak adı bizde geçer. Benim bugün elimde bulunan semizotum yabani semizotu yani bahçelerde kendiliğinden yetişen bir semizotu Diğer semizotlarından farkı ne derseniz bunun aroması, lezzeti, tadı diğerine göre birazcık daha fazla daha lezzetli bir e, pirpirim. Ben öncelikle pirpirimlerimi şöyle içerisindeki yabancı otları, kuru yerlerini ayıklayıp şöyle minik minik doğrayıp genişçe bir leğenimin içerisine alıyorum. Bütün pirpirimlerimi, semizotlarımı şu şekilde doğradım gördüğünüz gibi. Ve genişçe bir tencerenin içerisine aldım. Üzerine kaynar suyunu döküyorum. Öncelikle bir haşlama işleminden geçireceğiz. Eğer dilerseniz semizotlarınızı bu şekilde minik minik doğradıktan sonra güneşe serip o şekilde de kurutup kışın çorbalarınızda salatalarınızda kullanabilirsiniz. Şöyle 1-2 fokurdadıktan sonra yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar tuzumu haşlanan semizotlarımın üzerine ilave ettim. Haşlanırken eklediğiniz zaman tadı lezzeti daha güzel olacaktır. Fokurdadıktan sonra yaklaşık 25 dakika kadar pişirmeniz yeterli haşlandı ve şöyle bir süzeyin içerisine aldım üzerine soğuk su gezdiriyorum bu soğuk suyu kaynamasını durdurmak için yani bu şekilde sıcak kalırsa eğer kaynamaya devam edecektir üzerine bir sürahi soğuk suyu gezdirdim ve şöyle elimle kontrol ediyorum gördüğünüz gibi eğer o kalın yerleri yumuşamışsa pişmiş demektir bu kontrol işlemini ocakta kaynarken yapın ve eğer pişmişse o şekilde indirin semizotlarım iyice süzüldü gördüğünüz gibi Semizotlarımı 1-2 saat kadar dinlendirdim. iyice suyundan arındı, süzüldü ve şöyle buzdolabı poşetimi açtım. içerisine yerleştiriyorum. Şimdi sadece e, hiçbir şey eklemeden sade olarak şöyle poşetimin içerisine aldım. Elimle yassılaştırıp e, kaldırıyorum. Bu şekilde yassılaştırıp dondurucuya kaldırdığınız zaman kardığınızda hemen çabucak çözülecektir. Daha çabuk açılacaktır. Ee, i̇çerisine hiçbir şey eklemedim. Şöyle gördüğünüz gibi bunu bu şekilde hazırladığınız zaman kışın çorbalarınızda, salçalı bulgur pilavlarınızda, salatalarınızda kullanabilirsiniz. Gerçekten mükemmel oluyor. Elinizin altında hemen hazır pir pirimleriniz, semizotlarınız. İki tanesini bu şekilde hazırladım. Yine diğerlerinin de hazırlanışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle kendi mayaladığım yoğurdum vardı gördüğünüz gibi. İçerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Bu tuz fazla demeyin çünkü bu salatamız konsantre şekilde olacak. Bu şekilde hazırlayıp dolaba koyduktan sonra çıkardığınızda bolca yoğurdun içerisine ilave edip o şekilde vereceğiz. O yüzden e, tuzu fazla değil. Şöyle çırpma teliyle içerisinde hiç topak kalmayıncaya kadar iyice çırpıp karıştırıyorum. Bu şekilde karıştırdıktan sonra soğuyan Semizotlarımdan yoğurdumun içerisine ilave ediyorum. Bunu kışın acı ayran yapmak için kullanacağım. Biz Malatyalıların meşhur acı ayranının tarifi. Normalde acı ayrana sadece acı biber katı acı ayran deniyor ama acı ayranın orijinali bu şekilde pirpirimle hazırlanandır. Ben bunu bu şekilde hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi çıkma telimi içerisinde alıyorum ve içerisine eklemek için şöyle bolca iri iri olacak şekilde acı biberlerimi doğruyorum. Bu şekilde acı biberleri ekledikten sonra 1-2 gün kasenin içerisinde dinlendireceğim. O acının tamamen yoğurda ve pirpirime geçmesini sağlayacağım. O şekilde dinlendikten sonra daha sonra biraz önce poşetlediğim şekilde poşetleyip dondurucuya kaldıracağım. Kışın açtığımda bir sürahi ayranın içerisine bir poşet bıraktığınızda o aromasını, lezzetini, acısını ayranınıza verecektir. Elinizin altında hemen hazır acı ayranınız olacaktır. Acı sevmeyenler için de biraz önce sade olarak poşetlediğimi de e, yine cacık yapmak için pirpirim cacığı, semizotu cacığı hazırlamak için biraz önce sade hazırladığımı o şekilde hazırlayıp da koyabilirsiniz. Acı sevmiyorsanız eğer. Semizotumu, yoğurdumu ve biberimi şöyle iyice karıştırıyorum. Her tarafına eşit gelmesini sağlıyorum. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra iyice her tarafı özleşti. Üzerini şöyle düzeltiyorum ve üzerine bir streç filmle kapatıp buzdolabında 2 gün dinlendiriyorum. Bu dinlendirme aşaması çok önemli çünkü semizotunun ve acı biberin tadını yoğurda vermesi gerekiyor. Yani mayalanması gerekiyor. Şöyle iyice kapatıyorum hava almaması için ve buzdolabına dinlenmeye gönderiyorum. Bunu bu şekilde yine poşetleyip dolaba kaldıracağız. Ben diğer tarife tekrar geçiyorum. Elimde kalan diğer acı biberlerimi de şöyle minik minik olacak şekilde doğruyorum. Bunu da kalan diğer semizotlarıma ilave ediyorum. Bunu da yoğursuz şekilde nasıl hazırlayabiliriz bunu paylaşmak istiyorum. Acı biberlerimi doğradım ve üzerine şöyle çok az olacak şekilde tuz serpiştiriyorum. Tuzumu serpiştirdikten sonra biberleri ve semizotunu iyice karıştırıyorum. Bunu da yoğursuz şekilde hazırladım. Bunu dediğim gibi çorbalarda eğer dilerseniz yine kuru cacık olarak yapıp hazırlayabilirsiniz. Yoğurda ilave edebilirsiniz. İstediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Yeter ki yazdan hazırlayıp elinizin altında kışın bulundurun. Evet şöyle birer yemeklik tekrar poşetlerimin içerisine alıyorum. Bu şekilde 3 tarif paylaşmış oldum sizlerle ee, yoğurtlusu, acılı yoğurtlusu ve yoğurtsuz acılısı ve bir de sade yoğurtsuz acısız olanı paylaştım. Bir de eğer dilerseniz haşlamadan sadece doğradıktan sonra güneşte kurutup kışın çıkarıp haşlayıp çorbalarınızda pilavlarınızda, salatalarınızda kullanabilirsiniz. Yani sizlerle 4 tarif paylaşmış oldum. Bunu da yine aynı diğerleri gibi elimle iyice yassılaştırıp şöyle poşeti sarıyorum. Bu şekilde hazırladığınızda hem buzdolabınızda çok fazla yer kaplamıyor hem de buzdolabından çıkardıktan sonra hemen çabucak çözülebiliyor. Ama topak halinde ağzını bağlayıp koyduğunuz zaman hem buzu çok geç çözülüyor hem de dolabınızda dağınıklık yapıyor ve çok yer kaplıyor. Yine bunları da hazırladım. Bir kenara bıraktım gördüğünüz gibi. Evet bu pirpirimlerim de hazır. Yoğurtlusu, yoğurtsuzu, acı biberlisi. Bugün sizler için sade olarak cacık olarak da yaptım. Paylaştım görüyorsunuz. Kuru cacık şeklinde hazırladım. Acı biberlisi, sade olanı, bibersiz olanı ve yoğurtlu biberli olan olmak üzere 3 değişik şekilde hazırladım ve sizler için bir cacığını yaptım. Şöyle bol yoğurtlu. Gördüğünüz gibi içerisi bol semizotlu, üzerine çok az pul biber ilave ettim. Cacığım hazır ve şimdi favoriniz olacak salata tarifime geçiyorum. Salata tarifim gerçekten çok lezzetli, bol vitaminli ve diyet yapanlar için kesinlikle tam bir öğün olabilecek bir salata tarifi özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan bir tarif. Öncelikle salatalığımı soydum doğradım daha sonra domatesimi aynı şekilde soydum doğradım. E, kasemin içerisine aldım ve elimde çok acı bir köy biberim vardı onu doğradım ilave ettim. Orta boy büyüklükte bir kuru soğanımı doğrayıp ilave ettim ve bir demet semizotumu ilave ettim. Tam bütün bir kapya biberimi ekledim. Üzerine şöyle bolca tuz serpiştiriyorum. tadını lezzetini verecek olan nar eşkisini bolca gezdirdim üzerine. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve bolca limon. Limonu da sıktım. Ve pul biber ilave ettim bu esnada dilediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz ama sebzelerin kendi tadı lezzeti zaten yeterince güzel. Bu şekilde iyice karıştırıyorum. Bütün sebzelerin tadının lezzetinin birbirine karışması için. Üzerine bir yemek kaşığı kadar tulum peyniri gezdiriyorum. Dilediğiniz peyniri bu esnada kullanabilirsiniz. Parmesan peyniri de kullanabilirsiniz. Dor peyniri kullanabilirsiniz. Malatya peyniri kullanabilirsiniz veya peyniri kızartıp da ilave edebilirsiniz. Şöyle bir avuç kadar da cevizi üzerine ilave ettim. Salatamız hazır. Kesinlikle mükemmel bir salata oldu. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.